Osman Yıldırım'ın hayatı yalanlar üzerine kurulu. Bu sözler Ankara'daki Danıştay davasında Osman Yıldırım'ı müebbet hapse mahkum eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine ait. Ergenekon Mahkemesi'nin beraat kararını eleştiren Ankara hakimi, Osman Yıldırım'ın madem Danıştay saldırısıyla bir ilgisi yoktu, İstanbul'dan Alparslan Arslan'la birlikte Ankara'ya neden geldiler diye sormazlar mı dedi. Danıştay cinayeti ve Cumhuriyet bombalanması olaylarının azmettiricisi Osman Yıldırım'ın beraat etmesine tepkiler yükseliyor. Aşağı doğru. Ergenekon Mahkemesi'nin Osman Yıldırım'ı beraat etmesine bir tepki de Danıştay saldırısı davasına bakan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakiminden geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Ankara hakimi Osman Yıldırım'ın hayatının yalanlar üzerine kurulduğunu söyledi. Mahkeme heyeti olarak suçun subuta erdiği, gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma sonucuna vardık. Demek ki Ergenekon davasına bakan heyet aynı sonuca varmamış. Osman Yıldırım yargılama boyunca akıl almaz beyanlarda ve itiraflarda bulundu. Bazen söylediklerinin tam tersini anlattı. Osman Yıldırım hayatı yalan üzerine kurulu bir şahsiyettir. 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi, Danıştay davasında delillerle hareket edildiğini ancak Ergenekon davasında sanığın yalanlarıyla karar verildiğini vurguladı. Ancak biz delillere bakarız, sanığın yalanlarına değil. Madem Danıştay saldırısıyla bir ilgisi yoktu, İstanbul'dan Alparslan Aslan ile birlikte Ankara'ya neden geldiler diye sormazlar mı? Alparslan Aslan'ın mahkemedeki ve savcılıkta verdiği ifadelere ne demeli? Onları da mı ciddiye almayacağız? Birlikte geldik, Migros'un önünde buluştuk, tartıştık sözlerin olacak. Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların nereden temin edildiği ve kimlerden alındığı isimler, yerler. Türban yüzünden Cumhuriyet'e bomba attık diyorsun. Birkaç gün sonra yine türban meselesi yüzünden Ankara'ya gelip Danıştay'a saldırı yapıyorsun. Demek ki mahkeme Aslan'ın beyanlarını yeterli bulmamış.